hoş geldiniz. Bugün her zaman günlük hayatımda kullandığım, çok fazla sorduğumuz saç modelini yaptım. Bu saç modelini yapmam benden bayağı istendi ve ben daha önce neden hayatımda en sık kullandığım saç modelini size hiç videoyla göstermedim bilmiyorum. Aşırı havalı ve güzel duran, saçları çok güzel gösteren bir saç modeli. Doğal gibi durduğu için, yapılı yapılı durmadığı için de çok fazla tercih ettiğim bir saç modeli. Siz de bu saç modelini çok beğendiniz. O yüzden ben de bugün size nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videolar geldiğinde haberdar olabilmek için de zile basın ki size hemen bildirim gelebilsin. Aşağıya da yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. O zaman daha fazla konuşmuyorum, sizi sıkmıyorum. Videoya geçelim. Şimdi böyle. Bu gördüğünüz benim doğal saç şeklim. Normal duş aldıktan sonra kendi kendine kuruyor ya da kendim kurutma makinesiyle kurutuyorum. Doğal saç şeklimi çok seviyorum çünkü gerçekten hiçbir şekilde ısı kullanmama gerek kalmıyor. Şöyle bir durum var. Ben küçüklük yaşlarımda yani bu saç bakımına başlamadığım zamanlarda benim saçlarım böyle bu kadar kabarırdı. Ve ben saç bakımına başladıktan 3 ay sonra saçlarım yatışmaya kendine gelmeye başladı. O yüzden gerçekten saç bakımı çok önemli. Benim saçlarım bu şekilde değildi yani. Hani kendi kendine kuruduğu zaman ya da ben kuruttuğum zaman kabarırdı. İnanılmaz kabarırdı. Kötüydü, dalgalıydı. Günlük hayatımda video çekmeyeceksem ya da özel bir yere gitmiyorsam yapmıyorum saçımı. Isı kullanmıyorum. Her neyse ben bu saç modelini düzleştiriciyle yapıyorum. Bendeki maşalar hep ince. O yüzden ince maşalarla ben güzel bukleler elde edemiyorum. Doğal bukleler elde edemiyorum. O yüzden ben daha doğal, daha böyle yapılı yapılı durmasın da istiyorum bir yandan. O yüzden düzleştiriciyle yapmayı tercih ediyorum. Zaten ertesi güne biraz daha kendini saldığı için daha güzel görünüyor. Böyle su dalgası gibi görünüyor. En son çektiğim saç bakım videosundan sonra saçlarım aşırı derecede dökülmeye başladı. Bu bir nazar olabilir mi acaba? Daha önceden dökülmeyen, çok fazla dökülmeyen saçlarım dökülmeye başladı. Bunun önünü alabilmek için de doğal yağlara daha sık başvurmaya başladım. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle tutacağım çünkü her yeri yağlı. Saçıma hindistan cevizi yağı kullanıyorum duşa her girmeden önce. Saçımda net 5 saat bekliyor bu. Ve daha sonra duşa giriyorum. Gerçekten saçlarıma çok iyi geliyor. Özellikle saçımın diplerini daha yumuşattığını fark ettim. Sonuçta bir yağ bakımı ve bence iyi gelecektir. Onun haricinde saç dökülmesi için Priorin adlı şampuan var biliyor musunuz bilmiyorum. Onu alıp deneyip kullanmayı düşünüyorum. Eğer işe yararsa size yine bahsederim. Umarım işe yarar. Çünkü saç dökülmesi gerçekten çok sinir bozucu ve saçlarım gitgide azalıyor. Duştan çıktıktan sonra da saçlarımın şuralarından itibaren diplerine değdirmeden ıslak saçıma Glisten sıvı saç kremini kullanıyorum. Kullandım. Daha doğrusu. Bu sıvı saç kremini çok seviyorum. Ben Glisten'in bütün ürünlerini çok seviyorum. Hindistan cevizi yağı kullandığım için duşta krem kullanmadım. Sadece şampuanladım ve çıktım. Ve daha sonra duştan çıktıktan sonra dediğim gibi bunu kullandım. Saçlarımı yaptıktan sonra da bir yağ uyguluyorum. Onu da göstereceğim. Mini bir saç bakımı. Her zaman yaptığım mini bir saç bakımı diyebiliriz. Sonra bir şeye daha açıklık getirmek istiyorum. Linkini koyacağım saç bakım videomda. Bazı insanlar saçlarımın kaynak olduğunu düşünüyor. Şöyle gösteriyorum. Şöyle. Yani kısacası saçlarım kaynak değil. Hayır. Saçlarım kaynak olsa zaten neden öyle bir video çekeyim? Neden öyle bir video yükleyeyim? Neden insanları kandırmaya çalışayım? Bu kafayı, bu zihniyeti anlamıyorum. Neyse ama ve size her şey olduğu gibi aktarıyorum. Küçük yaşlarda çok daha kalın, çok daha yoğun saçlarım vardı. İlkokul zamanlarından bahsediyorum. Giderek daha azaldılar ama yine sağlıklılar. Bu arada saçlarım gerçekten çabuk uzuyor. Daxon Supergrass'ını çok sık uyguladığım için. Artı genetik faktörler de etkili. Bu konulara da açıklık getirdiğimize göre o zaman başlayalım. En yüksek ayarda kullanıyorum bu arada. 230 derecede. Ioniq zaten bu. Ama ben Ioniq'ini
kapatıyorum. Kapatmama rağmen yine cız diye bir ses geliyor. Herhalde zaman içinde bozuluyor mu? Ne oluyor? Çok uzun yıllardır kullanıyorum ben bunu çünkü. Şöyle ortadan ikiye eşit bir şekilde ayıracağım. Sonra şurayla değil bu kısımla başlayacağım için her zaman öyle yapıyorum. Şöyle bu kısmı topluyorum. Evet. Sonra bu kısmım da şöyle çok ince değil, böyle gerçekten kalın tutamlar alıyorum. Ben böyle ince ince kıvırcıklar sevmiyorum. Daha kalın, yoğun leler seviyorum. O yüzden bunu da yine buradan topluyorum. Yalnız aynam yok. Ayna getireceğim. Bir dakika. Önce alıp düzleştiriyorum. Bir kere düzleştirdikten sonra daha kaygan olmasını sağlıyor ve daha güzel bukleri elde etmemi sağlıyor. Buradan şu şekilde kıvırıyorum, tutuyorum ve yavaş yavaş aşağı doğru indiriyorum. Ve şunu bırakayım. Ve şöyle bir dalga elde etmiş oluyorum. Bu kısmı düz, buradan itibaren böyle gelişi güzel dalgalar elde etmiş oluyorum. En son bu şekilde açtığım zaman saçlarım böyle doğal dalgalı gibi görünüyor. Bunu arkaya atıyorum. Daha fazla onunla uğraşmıyorum. Yine kalın bir tutam aldım. Böyle yine geçiyorum saçımın üstünden. Yine aynı şekilde burayı da tutuyorum. Bakın alttan çevirdim. Ve yavaşça aşağı indiriyorum. Gördüğünüz gibi yine şöyle bir dalga elde ettim. Bir kere daha göstereceğim, sonra hızlandıracağım. Tutamı aldım. Kıvırdım. Çevirdim. Ve yavaşça aşağı doğru indiriyorum. Çok basit aslında. Bu da bu şekilde oldu. Bunu da arkaya atıyorum. Ve ben devam ediyorum yapmaya. Hızlandırılmış bir şekilde yapacağım. Diğer tarafa geçince yine yavaşlatıp size göstereceğim. Çünkü diğer tarafı aynı şekilde yapmıyorum. Perçemleri aldım. Tabii kısacık kestirmiştim de uzadı bayağı yine. Şöyle kenara alıp tutturuyorum. Onunla en son ilgileneceğiz. Sonra yine kalın bir tutam aldım. Şöyle arkadan atıyorum. Daha sonra yine yavaşça aşağı indiriyorum. Ve yine böyle bir saç elde etmiş oluyoruz. Burada ne yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi bu tarafı şu şekilde geri doğru kıvırdım ya. Bu taraftaki saçı da aynı şekilde dışa kıvırıyorum. Olay tamamen bu. Tuttum. Saçı geri attım. Maşayı kıvırdım. Bu şekilde.
Önce bir arkadan şöyle toplayayım. Bu öndeki saçı alıp ne yapıyorum biliyor musunuz? Önce bir güzel yine hafifçe düzleştiriyorum. Şöyle diplerine ağırlık vererek. İçeri doğru kıvırıyorum. İstediğim şekle gelene kadar bu şekilde böyle içeri içeri doğru kıvırıyorum. Daha sonra şöyle geri atıyorum saçı ve saçımı açıyorum. Sonra saçımı bu şekilde yapıp geri atıyorum. Düzleştiriciyi kapatayım. Son adım olarak da ne yapıyoruz? Yağ uygulayacağım. Ki böyle parlasın, uçları daha yumuşak, daha soft görünsün. Minicik, mini minnacık alıp elimde ısıtıyorum. Ve saçlarımın uçlarına, saçımı böyle aça aça uyguluyorum. Ve finish, bitti. O kadar kolay, o kadar basit bir saç modeli ki gerçekten ben günlük hayatımda çok fazla tercih ediyorum bu saç modelini. Hatta günlük hayatımda tek yaptığım saç modeli diyebilirim. 10 dakika içerisinde bu saç modelini yapıyorum, bitiriyorum ve hop dışarı çıkıyorum. Bu saç modelini yaparsanız aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Sorularınız varsa yine aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yazdığınız her şeyi okuyorum ve cevaplıyorum. O yüzden yorumlarda buluşalım. Daha hiç kahvaltı bile yapmadım. O yüzden ben gidiyorum. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum.